Rıfat abi nasılsın? Sağ ol Onurcuğum, buyur. Abicim, şimdi bir suç var işlenmesi gereken. Ciddi de para gelecek hani böyle, bir çanta para gelecek. Bizim de hani biz suçu işleriz, sorun yok da hani bizim geçtiğimiz var. Biz gidip cezasını yatamayız. Bunun bizim adımıza cezasını yatacak biri lazım. Olmaz Onurcuğum, yapamam ben. Benim bir ismim var. Millet ne der bana ya? Ya sen abisinin eline bakan adamsın ya, ne adı? Ya abisinin eline bakan adam bir tek ben mi varım ya? Herkes bakıyor abisinin eline. Ne var bunda Onur ya? Ya abin 80 yaşında cezaevinde milleti gasp edip sana para gönderiyor ya. Abi cezaevine para göndereni çok gördüm. Ama cezaevinden para alanı ilk defa sen de görüyorum. Utanma yok mu senin ya? Olmaz ya, olmaz. Rıfat abi sen bu suçu üstleneceksin. Bunun kaçarı yok abi. Ahmet kağıt imza atalım. Kaç sene yatar diyorsunuz? 20 sene cezası. Oha abi. Ne diyorsunuz ya? Onur yatar mıyım o kadar abi, ya? Abi o kadar yatmazsın ya. Senin kaç abi, senin şeker hastalığın yok mu? Var. Kalbin yok mu? Var. Tamam abi, yani biz girsek 20 sene yatarız da sen 3 sene 4 sene bilemedin. Gidiyorsun zaten abi, hiçbir şey olmaz, korkma. O kağıdı imzalıyorsun. Bu işi çözüyoruz. Hadi kolay gelsin. Hazırlıklara başla. İç çamaşırını al. Seni haftaya geri alırlar. Abicim kağıdı imza atalım. Abi imzala. Sorun çıkartma. Kapıdayız. Oh. Abi şuraya isim soy isim imza. İmzalıyor mu? İsmini de yaz abi. Yazdım abi. Ahmet kimlik fotokopisini de al. Kimlik fotokopim var mı yanında? Var. Al alayım. Kimliğini al. Biz çeker göndeririz. Tamam Rıfat ver abi. Kimliğini abi. Ben sana geri getireceğim. Ben size bir şey yapar mı? Sana zarar gelir mi benden abi? Ben öyle bir insan mıyım? Al Ahmet. Aldım. Bu endombele ne kilo aldı kardeşim ya? Geldiği yerde bu kadar yemiyor muydu anlamadım. Ucuz diye mi yemekler böyle yiyor? 1000 kilo oldu. Al şu 200 lirayı Onur. Yok ya istemiyorum, ne yapayım? Al oğlum sadaka niyetine ya. İstemiyorum abi, ihtiyacım yok, ne sadakası ya? Bak çok ayıp ediyorsun. Abi bana ayıp olmuyor mu ya? İhtiyacım yok diyorum. Git. Oğlum bak düşkün adamın tekisi, nasıl ihtiyacım yok ya? Hem belki benim ihtiyacım var. Bak ben hastaneden gidiyorum. Bütün tahallerim temiz çıkmış. Şu an çok mutluyum. Al şunu, bana dua ediyorsun tamam mı? Bana dua etmeye devam et. Aç ellerini. Duaya devam et bak. Herkes değişik ya. Sen ne yapıyorsun lan telefonla bu kadar saat? Arkadaşlık uygulamasından kız arkadaş arıyorum. Ya kız arkadaşım yok diye bir oturup ağlamadı kaldı ya. Çocuk işte değerini biliyor çift olmanın. Farkına varmış bir şeylerin. Değerini biliyor ama bilmediği şeyler de var. İnsan bir kız arkadaşım olunca her şey tamam olacak sanıyor. Ama sonra bir bakıyor terk edilmiş. İnsan o ilk terk edişinde hemen başka kollara koşuyor ama değil mi? İnsan yakıp yıkmak istiyor bazen demek ki böyle durumlarda. Her şeyi yakmak istiyor. İnsan çok sevildiğini zannedip ilk fırsatta vazgeçince de öyle oluyor beyefendi. Yeter bıt 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 be. İçimi sıktınız artık. Adamın işini çözelim ya. Gidelim bir kafeye oturalım. Ahmet de kenardan manita kessin. Ben gelemem, kusura bakmayın. Pazara gideceğim. Ya sen gelmezsen bizi sapık sanarlar ya. Ha, ben kendim için demiyorum. Ben Ahmet için diyorum. İster gel ister gelme. Bana ne Ahmet onda. İyi tamam, Ahmet için gelirim. Hatta gerekirse ben konuşurum lan kızla. Ya yaşa be abla. Ama bak bir şartım var. Kız da seni keserse öyle konuşurum. Öyle gidip sapık gibi konuşmak yok. Öbür türlü ben zaten onun işini çözeceğim. Kerhaneye götüreceğim tek de onu. Hayır hayır yapma öyle bir şey. Şimdi orada kız kardeşle falan karşılaşır. Bu onu da yargılar. Yapma. Gel Ahmetciğim ben seni götüreyim. Ahmet benim kardeşim, bırakır mısın? O benim koluma giriyor, ablasıyım. Bir şey diyeceğim ya. Sen de bekarsın, ben de bekarım. Niye bu Ahmet'e öncelik verdik? Kanka ona ben de ayar oldum da neyse. Ahmet'i sikelim. Arkadaki manitaya bak lan, yılan gibi. Ya kadın 45 yaşında Serkan, görmüyormuş. Aa, mature en sevdiğim. Ya mature ne oğlum ya? İnsanları porno filmlere göre mi kategorize ediyorsun? Allah Allah. Yok ya, istemem zaten 45 yaşındaysan. He, kadın seni gördü, istedi, sen istemiyorsun. Gerçi güzelmiş. He. Ama yaş farkı var, istemem ya. Belli belli istemiyorum. Ama yan cebi olan pantolon gibisin abi. Ceplerde böyle bakıyorum dolu dolu ha. Mahalle ayısı gibi bakmayın lan. Bizler mahallenin modern ayısıydık. Şimdi modern dünyanın mahalleli ayısı olduk be. Vay be. Şu halimize bak ya. Bir manita için neler yapıyoruz. Düştüğümüz duruma bak. Emre'nin manitasını gördünüz mü abi? İlik gibi ya. Normal oğlum. Emre güzel çocuk. Yakışıklı çocuk yani. Aynen. Yapmıştır. Adam yapmış abi. Araba var, ev var, yazlık var. Yani normal kardeşim. Evde çalışıyor, biriktiriyor. Birikim yapmış ka. Normal değil mi ya? Ben de onu diyorum abi işte. Sen ben yapamayız bu işi. Ben niye yapamayayım oğlum ya?
Beni niye aşağı çekiyorsun Serkan? Sen kendi adına konuş. Yaşlandık be kardeşim. Sus lan. Sensin yaşlı. Yaşlanmadım ben. Şşt. Biraz sessiz ol. Sessiz ol. Kız da Ahmet'i kesiyor ha. Aa, harbiden bakıyor. Abi çok heyecanlandım. Oğlum mahalleyse gibi bakmayın lan. Ahmet baksın sadece yeter. Çay göndereyim mi masalarına abi? Saçmalama lan. İnce ince kes işte. Abartma sonra insanca konuşursun. Yavaş. Oğlum böyle tırnaktan başla. Ense köküne kadar kes onu. Ahmet'ime bak be. Kafelere gelmiş büyümüş de kız kesiyor be. Helal olsun. Dur abi ya utanırım ben. Yalnız bayağı bakıyorlar ha. Ahmet hesabı ödediler kalkıyorlar. Kalk 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 kalk. Ne yapayım abla? Ne yapayım? Bak şimdi peşlerinden gidiyorsun. Merhaba nasılsınız? Tanışabilir miyiz falan diyorsun tamam mı? Bu kadar. Başka bir şey yok. İnsan ol. Doğru düzgün. Saçın başınıza. Koş. Yürü. Kamil. Oğlum yürü. Yürü. Kamil takip et. Ahmet takip et. Biz de geliyoruz. Peşlerinden git Kamil. Ahmet devam et. Pardon. Ne yapıyorsun be? Salak. Sakin olun. Ne çekiliyorsun be suratıma? Tüh. Manyak mıdır nedir? Gidelim. Ahmet, ne oldu lan? Ne tükürüştünüz? Abi heyecanlandım, bok ettim ya. Püh. Üzülme lan Ahmet. Ben senin işini çözeceğim oğlum. Gerek yok. Ben çözdüm işimi. Tinder'dan tanıştığım kızla muhabbeti bayağı ilerlettim. Buluşmaya gidiyorum. Vay köfte olur. Kardeşini size yenge yaptı. Evlenme teklif edeceğim anlaşırsak. Dur lan gaza gelme ben. Saçmalama Ahmet. Niye ya? Gayet anlaşıyoruz. Fotoğrafları da güzel. Bana kıvırcığım diyor. Ne diyor ne? Kıvırcığım diyor. Oğlum ne kadar zeki bir kızmış lan bu. Yapay zeka mı bu? Nereden aklına geldi? Bana bak lan. Saçmalama. Getir önce benimle tanıştır. Yoksa bırak evlenmeyi yüzünü bile göremezsin. Niye ya abi? Bu benim özel hayatım. Ahmet seni burada bir yatırı sikerim, görürsün özel hayatım. Duydun mu lan? Unutma Ahmet, ben senin olmak istediğim kişiyim. Gideceksin o kızdan oturacaksın, çayını çorbanı içeceksin, sonra getirip benimle tanıştıracaksın. Eğer biz okeysek, zaten gerekirse gider ben isterim oğlum kardeşime kızı. Olur abi. Abi, çay içerken boşalma lan. Allah belanı ver. Hadi yürü, hadi. Yürü. Ne biçim muhabbetiniz var? Vallahi çekilin gidin, ben sizinle uğraşamam. Kedilerim ama vereceğim, hadi. Bizim hala kımız yok, biz trip yiyoruz ya. Ne dedin ki? Ahmet'in gerçek huyu yani bu. Her an yapabilir dediği şey yani. Tuğba'nın gerçeklere karşı alerjisi var. Ahmet çay içerken boşalabilen bir insansa biz bunu dile getiririz. Dile getirdik evet. Diye biz niye terbiyesiz oluyoruz? Tuğba'yı bulup konuşalım. Bunu uygun bir zamanda konuşalım. Evet. Bomba at, bomba. Yakalam. Hangi semtin çocuğusunuz lan? Kanki... Silahım bitti, bıçakla adamlara daldım. Gel. Arkandayım, rahat ol. Füze aldım. Alev atıyorum, alev. Sen iyi koşuyorsun ha. Helikopter geldi, seko. Ölme bir kere de be kardeşim ya. Senin kafandan bana sekti bomba. Ya kardeşim ben orada adamlarla çatışıyorum. Sen niye mal gibi arkada duruyorsun? Ha, elinde bıçak, amcık gibi kaldım adamların arasında. Bıçakla niye gidiyorsun oğlum? Helikoptere bıçakla gidilir mi? Yok bırakmıyorum. Bütün silahları alıyorum bir de bitiriyorum. Bomba kalmamış bir şey kalmamış. Seko biraz bak oyun tek kişilik oyun değil ya. Yenildiniz mi kanka? Ya ben ne yenileceğim kardeşim? Her seferinde aynı şey yapıyor ya. Bırakıp kaçıyor yarı yolda. Ama makineye karşı kanka zor. Çünkü yapay zeka. Onu yazıyorlar hep. Kaybetmeye yönelik yapıyorlar. Onur çok iyi ya. Üstüne yok. El Clasico. Oğlum bu adı ne zaman gelecek lan bu arada? Vallahi bilmiyorum da kanka en az 2 ayı var. 2 aydan fazla sürer. Büyük Türkiye turnesi dedi ya. Bütün şehirleri geçsin zaten. 3 ayı bulur kafadan. Doğru. Bence hata etti Anadolu'ya giderek biliyor musun? Onu çok büyük dövebilirler orada. Saçmalıyor çünkü. Kovalık yapabilirler. Kanka inşallah döverler de geri gelir be. Şimdiden çok özledim lan Puştu. Arayayım mı lan görüntülü konuşalım? Ara kanka be. Değil mi? Ha. Bayağıdır görüşmüyoruz ha. Ara bari. Kamerada da iyiyim ya. Adamı 43 santim diye mi kaydettin? Büyük Yarragado ne haber? Abi hiç iyi değil, hiç iyi değil vallahi ya. Sizden ne haber? Niye lan, ne oldu? Ya Yozgat'tayım ya, araba bekliyorum kaçmak için. Niye lan? Ya işte insanların farklı şeylere tahammülü yok Kerimciğim, niye olacak? Yani farklı bir şey yok, bildiğin şeyler, aynı mevzular.
Doğru. Özür dileriz Ado. Çıkarıp sikini göstermene bu millet izin vermediği için senden özür dileriz. Abi dalga geçme ya. Ben burada ne anlatıyorum, siz ne diyorsunuz? Bu benim işim ya. Kaç defa söyledim size. Tamam be oğlum. Dalga geçmiyorum da ne bileyim. Dikkat et işte sen de kendine ya. Oğlum ne diyeceğim lan? Dün burada biri vardı. Millete çıkarmış gösteriyor. Kardeşimmiş galiba. DBA diye de pandara yapmış bir tane Kamil. Vay şerefsiz ya. Nerede para kazanmaya başlasam gelip orada bedava para kazanmak için hemen aynı yere çörekleniyor ya. Ya aradı beni açmadın bana bak. Bir daha gelirse kovun gönderin ha. Dükkana alışmasın. Yok lan kovarız zaten korkma. Senden başka kimse gösteremez burada. Bir şey diyeceğim. Sence kime göstermiştir? Kesin Kerime. Kerime. Nereden bildin lan? Oğlum niye hep bana çıkarıp gösteriyorsunuz? Ya Kerimciğim bak sen de bir şeyleri sorun etmeyecek bir insan tipi var. Özledik oğlum seni ya. Bak senin ofisteyiz bak. Ay be. Oğlum ben de özlemişim vallahi ya. Ya neler yaşadım ben ofiste be. Ya şu Kerim'e çevirsene bir Kerim. Ne var? Bak ne diyeceğim şu aşağı kata in o dolabın arkasındaki bir tane tuğla var o çıkıyor. Çıkar onu. Orada hatlar vardı bozulmasın kullanma hadi. Ulan kral adamsın be. E hadi odası kıyam olsun size köpte onlar. Tamam mı? Hadi araba gelecek kaçıyorum ben hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Öpüyoruz dikkat et. Hadi öptüm. Hadi bay bay. İyi çocuk lan bu adı. Bir iki kere cebinden parasını çaldım ama şimdi özleyince de üzüldüm ha. Ne kadar vicdanlı bir insansın Serkan. Seninle gurur duyuyorum. Arada bana da biraz ısmarlıyor diye. Bir şey söyleyeceğim. Sen o tuğlanın oraya çıkartma. İçinden başka bir şey çıkabilir. Bak sende bir şeyle sorun etmeyecek bir tip var dedi. Son şakasını yapmasın sana. Olabilir. Sen ne okuyorsun Kerimciğim? Kanka İhsan Oktay Yanar. Hmm. Peki kitap okumayız ama İhsan Oktay Yanar reisi biliriz. Sana yakışmıyor tabii. Zor anlıyorum zaten ben de kanka. Ne yaptınız? Ahmet geldi mi? Yok. Sana sormadım. Allah. Tamam kızım ayrıldık da arkadaşız ya. He? Değil mi? Arkadaşız. Arkadaşız olur ama sevmediğim bir arkadaşımsın. Yani mecburiyetten arkadaşlık yaptığım birisin. Mecbur kalmadıkça seninle konuşmak istemiyorum. Abi bu kadınların tribi beni öldürüyor en son ya. Öyle mi? Ay canım kadınların tripleri seni öldürüyor mu? Siz direkt öldürüyorsunuz be. Doğru. Böyle gerizekalılar var. Gel hayatım. Merhaba abiler. Merhaba Ahmet. Tanıştırayım. Kız arkadaşım Sibel. Bunlar abilerim Sibel. O da Tuğba abla. Onur abinin eski sevgilisi. Ne? Lan göt! Beni Onur üstünden mi tanıştırıyorsun? Normal Tuğba desen olmuyor mu? Abla şimdi zamanımı kurban olduğum bak güzel bir an yaşıyorum burada ya. Doğru söylüyor Tuğba. Şu anda daha vahim bir olayla karşı karşıyayız. Sus. Memnun oldum tanıştığıma. Ha? Biz pek memnun olmadık. Ne demek o? Abi saçmalama. Ne diyorsun öyle ya sen? Ne ayaksa kızım sen? Senin ne işin olur rahmetle? Niye ya abi? Benim kız arkadaşım olamaz mı? Ne kadar ayıp ya şu söylediğin. Normal bir çift misiniz oğlum siz? Aynaya baktın mı hiç sen? Bence gayet yakıştık. Bence de abi. Bu hayatta her şeyi sen biliyorsun. Her şey senin hakkın ama biz yanlışız öyle mi? Konuyla alakası yok ama öyle Ahmet. Oğlum bana bak. Bana deser ki bu dünyada Ahmet'in sevgisi olmayacak bir tane kız göster. Aa bu kızı bulur bunu gösteririm. O kadar uzaksınız yani birbirinize. Abi. Bak kendimi zor tutuyorum. Abimsin bir şey dememek için. Yeter. Ahmet kendine gel lan saçmalama yeter. Ne saçmalayacağım ya? Siktirin gidin lan. Bana bak lan sınır aşalı çok oldu. Asıl sen sınırını aştın abi. Bana bak oğlum Ahmet kendine gel lan. Bu kız bir eskort oğlum bak görüyor musun? Bu kız bir orospu Ahmet. Senin sevgilin bir orospu. Sen bir orospuyla berabersin orospu. Hayır. Senin sevgilin bir orospu. Sus. Bu orospu. Sus. Senin sevgilin bu orospu. Sus. Orospuyla beraber Ahmet bir orospuyla yürüsün beraber. Ben. Ne yaşadık ya biz? Kanka karışmasa mıydın acaba ya? Çocuk mutluydu sanki. Lan sizin de mi gözünüz görmüyor? Farkında değil misin? Kız eskortum diye bağırıyor. Ne zaman dedi lan öyle bir şey? Ben niye durmadım? Kinaye, kinaye. Mecaz olmasın? Yok. Olmayacak benzetme olursa mecaz oluyor. Eğer eskort olma ihtimali varsa kinaye. He.
Ben ona hak verdim valla. Kiraya değil mi? Bilgi verdim kızım. Fikrim değil benim bu. Ya yok öyle değil. Kız eskort olabilir. Ya Ahmet mutluysa eskort olsun. Ne fark eder ki? Oğlum Ahmet eskort olduğunu bilerek takılıyorsa okey sorun yok. Ama farkında değil görmüyor musunuz halini çocuğum? Kuş gibi. Çok eksiğe düştü çok kanka. Bağırmalar, çağırmalar, üstü yürümeler, yumruk sıkmalar. Hayırdır ya? Ahmet'e bir ceza kesmemiz lazım. Ben size söyleyeyim. Öyle sikerler işte adamı. Dübük. Sen kimsin lan benimle tavla oynayacaksın? Bırak adamı. Tebrik ederim. Beyler selam. Oo İsa abi. Hayırdır ya? Merhaba. Merhaba. Geç otur bakalım ya. Sen hangi rüzgar attı buraya abi? Ne içersin? Bir şey almayayım. Şimdi içtim geldim ya. Çok sağ olasın ya. Ne kadar güzel konuşuyorsun. Bir şey istemiyorum diyorsun ya böyle. Çok hoşuma gidiyor ya. Su bile istemiyor mu? Su da yok sağ ol. Vallahi şimdi sen gerçekten dedim. Şerefli bir insansın. Buyur sağ abi. Sağ ol abi. Ya ne diyeceğim? Ya bizim Hakan'ın anası var ya Semra teyze haber yolladı. Dedi ki Serkan'ı kızım istesin. Ne diyorsun abi? Hakan'ın bacısını. Evet. Ya kız itiraf etmiş ben Serkan'a aşığım diye. Semra teyze de şimdi adınız çıkmasın falan filan diye Onur gelsin Serkan'ı istesin demiş. Abi şaka falan yapma ha. Bu sefer de ben evlenemezsem var ya dağlara vururum kendimi. Ya oğlum kadın zaten kızı vermiş. Maksat kolu komşu işte adet yerini bulsun. Bu olaylar yani. İşte bu. Yüzüğün sesini duymayanlar Serkan'ı deli sarıyor şu an. Senin taşakların yenir. Habere bak. Habere bak! Davulcunu ayarlıyorum kanka. Akşama şenlik var. İşte bu be. Yes! Gene evleniyorum galiba. Çiçeks. Bana bak Necip. Bu işte bozarsan harbi boğarım seni bak. Necip bana bak. Bana bak Necip. Rahat ol kardeş. Bizde öyle yanlışlar olmaz. Şşş Serkan. Sen de kendine hakim ol bak. Garip garip hareketler yok. Halay var ama kanki. Bu akşam halay var. Lan oğlum isteme de ne halayı be. O ne lan? Biraz halay fazla ama olsun. Şenlikli olur, güzel olur. Kanki şenlikli gidelim dedim ya. Doğru. Keyfimiz kaçmasın abi. Bravo. Çok iyi olmuş. Hadi gidelim. İçeri böyle şekil girelim tamam mı? Böyle elbiseyi atalım. Halay çekerek girelim anasını satayım. Tamam. Onur kanka. Bu Serkan sanki bir arıza çıkaracak gibi yine. İstersen kızı bana isteyelim ha. Sakın ha. Sustum sakın. Ha. Çok doğru bir zamanda doğru bir karar verdin Kerim. Giderken çal keke. Hadi Serap kaçtı. Hadi kalk. Annem nerede anne? Ay kalkmışsınız lan bu ne rezalet ya? Oturma yana geldik ulan hadi. Bacını almaya geldik Hakan'ı. Enişten sayılırım artık. Bacın nerede Hakan? Çağır annem bacını. Annem öldü benim. Saçmalama oğlum. Nasıl yani? Annem öldü. Nasıl öldü lan? Manyak mısın sen? Ciddi misin? Ne zaman öldü lan? Öğlen öldü. Başın sağ olsun Hakan. Allah rahmet eylesin Hakan. Vallahi haberimiz yoktu. Bilseydik. Hamura koyacağım ya. Hamura koyacağım ya. Hakkın hayatı Hakan. Kusura bakma haberimiz yok. Başın sağ olsun kanka. Başın sağ olsun kanka. Başın sağ olsun. Seko kızı alamadığına mı üzüldü? Annesine mi anlamadım ha? Çık abi çık. Ara. Ulan İsa abi. Alo.
Alo, İsa abi. Ha söyle. Bizi niye kandırdın abi sen ya? Beni bıçakladın mı Serkan, ne yapayım? Sizin gibi bir şey değilim, ben de böyle intikam aldım. Doğru, sen de haklısın. Ya Hakan ne dedi, gülmüştür baya. Hakan ne desin abi, cenaze evine göndermişsin bize. Adamın annesi ölmüş. Yapma ya. Ya vallahi ondan haberim yoktu. Söylemediniz değil mi İsa abi gönderdi bizi diye? Ya İsa abi hadi siktir git ya, hadi ya. Ne rahatsız mahalle, ben anlamadım ki arkadaşım ya. Anam avladım o seni. Tertip! Tertip! Aa ne oluyor? Tertip! Tertip! Geçen bana kahvede bir laf ettin de o geldi aklıma. Bir anda böyle geldiler, özür dilerim. Tamam, sakin. Yani gel öpeyim, barışalım. Kincilik desen kincilik değil. Vallahi yani acayip adamsın Onur ya. Ahmet geliyor. Ne oldu lan sana? Sibel benden para istedi abi. E verseydin oğlum. Öyle değil ya. Birlikte geçirdiğim zamanın parasını istedi abi. Bakın ben zamanında bunu çok dövdüm. Bana dediler ki dövmekle olmaz, psikoloğa götür. Götürdüm psikoloğa, psikolog da dövdü. Adam sana o kadar dedi değil mi göt? Dinlemez ki. Anca kafasının dikine gitsin. İşi gücü bırakalım, Ahmet'le uğraşalım biz. Ahmet'im gel biz sana kız arkadaş buluruz. Gel ablacığım. Gel üzme kendini gel. Gel canım benim. Güzelim. Ahmet telefonun numarası var mı sende eski yengemizin? Biz gidelim kanka Necip hadi yürü. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yürü lan Ahmet'im. Yürü lan Ahmet biz de gidelim. Müştekel'den 10 tane bir al benim borcum var. O kalsın. Ahmet'le bir şeyle konuşmanın zamanı geldi. O benimle kalsın. Hadi kaçtım. Ah. Saat de geç oldu Tuğba arkadaşım. İstersen eve kadar bırakayım. Geç oldu. Ama yok ya Onur arkadaşım ben kendi başıma gidebiliyorum. Hem mahallede yan yana görünmeyelim. Bence. Peki sen bilirsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ha. Bu arada... O ne? Vişne mi? Yes. En sevdiğin. Ama bu alçaklık artık bu sırttan vurmak ya. Ayıp ya. Sen hak ediyorsun zavallı. Kamil penisin şu sıkıntısı var. Tek kas hareketi, tek his var. O da yukarı kaldırma. Aşağı indireceksin işte o kadar hevesli değil indirmeye. O anca kaldırmaya çalışsın. E desen ki yani bir el at şunu gel indirelim beraber. Tamam üf. Senin boş boş muhabbetlerine, dernizlerine uğraşamam ben ya. Amma çözümleme yapıyorsun. İyi geceler. Ay. Evet Ahmet. Gel bakalım. Abi pişmanım. Bak Ahmet. Biri bana bir yanlış yaptığı zaman böyle bir anda gözümün önüne bana yaptığı güzel şeyler geliyor. Tamam böyle tak 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 tak. Bir bakıyorum böyle. Aa sinirim geçmiş. Sonra o adam bana bir yanlış daha yapıyor. Hep böyle gene iyi şeyler sıralanmaya başlıyor. Sinirim geçiyor falan. Bu böyle gidiyor bir süre işte. Sonra bir gün adam böyle mesela atıyorum daha ufak bir yanlış yapıyor. Sonra bir anda böyle kötü şeyler sıralanmaya başlıyor. Gözümün önünde istemsiz. İşte o an anlıyorum ki terazisi açmış. İşte vicdan böyle bir şey. Benim adıma hesap tutuyor Ahmet. Tabii karşı taraf, lafımı kesme. Tabii karşı taraf şeyi düşünüyor. Ya ben bu adama bunları yaptım. Ufacık bir şey de bana küstü mü? Ama işte onun hesabı yanlış. Çünkü benim hesabımı ben tutmuyorum onun gibi. Vicdanım tutuyor. Psikolojik bir şey bu Ahmet. Ya. Eksilerim sıralandı gözünde galiba artık abi. Yani istersen bir daha mahalleye gelmem, seni mutsuz huzursuz etmem, keyfini de kaçırmam abi. Lan salak salak konuşma. Sen ne yaparsan yap, benim gözümde her zaman güzelliklerin sıralanır. Çünkü sana ben kardeşim demişim. Bir adama kardeşim diyen adam, o adam için hiçbir zaman kötü şeyler düşünmez. Kötü şeyler sıralanmaz. Eğer ben böyle bir adam olursam, önce benden vazgeç. Namussuzluk yapmadığın sürece, ne yaparsan yap, hep benim kafamda iyisin Ahmet sen. Anladın mı? Çünkü sen benim kardeşimsin. Var mı lan öyle mahalleye gelmem? Ne birazcık keyfim kaçtı diye benim. Ya Ahmet benim keyfim kaçtı, mahalleye gelme. Bu nasıl lan? Delikanlılık mı oğlum? Bu abilik mi? Olur mu oğlum böyle bir şey? Beraber yola çıkmışız, bir sürü güzel şey yaşamışız. Ufacık kötü bir şeyde ben senden vaz mı geçeceğim lan? Manyak mısın oğlum sen? Vallahi ağlarım ha. Biz de abilik kardeşlik ebedi. Bir adama kardeş dediysek beraberiz. Amına koyayım hırsızlık mı yapıyorlar? Ne oluyor? Yürü yürü Kamil. Gel gel alarm çalıyor. Gel. Yani sen vicdan terazisini anlatınca sandım ki abi hani benden... La oğlum manyak mısın sen ya? Ahmet, oğlum mesela şöyle düşün. Atıyorum,
karaciğerin hastalandı. Ondan vazgeçer misin? Vazgeçmezsin. Ya da takıldın, düştün. Ayağımı atayım der misin? Atmazsın. Niye? Organın. Ya da yanlış bir hata yaptın ki sen hep yaparsın. Ya beynime sıkayım, aklımdan kurtulayım. Sıkmazsın beynine değil mi? Çünkü onlar senin organın bir parçan. Kardeş ne demek? O da bir parça oğlum. Biz seninle parçayız. İnsan parçasından vazgeçer mi? Ne yaparsan yap kardeşimsin. Namussuzluk hariç. Şunun altına müzik koy. Çok güzel konuştun lan. Kamil. He? Ahmetli. Ama şimdi böyle sevgili gibi amına koyayım ağzını bunu kırarım ha. Yok ben sana başka bir şey söyleyecektim. Söyle. Ya ben Tuğba yengeyle aranızdaki şeyi merak ediyorum yani. Sanki bir şeyler düzelmeye doğru gibi gidiyor hissediyorum. Yok. Ya. Vallahi Ahmet'im sönmüyor ateşimiz ama alev alev de yanmıyor be. He? Öyle diyeyim sen anla. Hadi gidelim şurada bir açalım. Hadi. Gene biz kaldık. Aslan Ahmet'im.